Merhaba sevgili gençler, Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bizim edebiyatımızdaki en önemli sözlüklerden ve ilk sözlüklerden birisi, geçiş dönemi eserlerinden de aynı zamanda ilkleri oluşturuyor. Divanı Lügat-ı Türk'le karşınızdayım. Biliyorsunuz daha evvelden geçiş döneminin genel özelliklerini anlatmıştım. İzlemeye bu şekilde başlayabilirsiniz demiştim. Ondan sonra geçiş döneminin ilk eseri olan Kutad Gubili'yi anlattım ve bu sefer de şimdi sıra neydi? 11. yüzyılda yazılmış olan geçiş dönemi eserlerinden Divanı Lügat-ı Türk'ü anlatmaya başlıyorum. Çok önemlidir. AYT'de çıkmışlığı vardır. O yüzden notlarınızı almayı unutmayın lütfen. Divanı Lügat-ı Türk yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur. Çok önemli bir bilgidir. Eşleştirme sorusunda Divanı Lügat-ı Türk'ün kime ait olduğu size sorulacaktır. Biliyorsunuz ben daha önce geçiş dönemi eserleri ve yazarları ile ilgili bir eşleştirme videosu da yapmıştım. Onu izleyenler hatırlayacaklar. Türk kaşı diye şurada görüyorsunuz. Türk kaşı diye bir şifre oluşturmuştum. Yani buradan yola çıkarak Divanı Lügat-ı Türk Kaşgarlı Mahmut. Buradaki Türk bize Türk kaşındaki Türk'ü, Kaşgarlı Mahmut'taki kaş da Türk kaşındaki kaşı ifadesini veriyor. Ve biz bu şekilde aslında neyi hatırlamış oluyoruz? Divanı Lügat-ı Türk'ün Türk kaşı şifresinden yola çıkarak Kaşgarlı Mahmud'a ait olduğunu hatırlamış oluyoruz. Bu şifre de belki sizin işinize bu şekilde yarayacaktır. Anlamı nedir? Hemen anlamına bakalım. Anlamı Türk dilleri sözlüğüdür. Biliyorsunuz Kutad Gubilik sözlük değildi. Bu geçiş dönemi eserleri içinde bizim 4 tane eserimiz var. Bu 4 eserden sözlük olan Divanı Lügat-ı Türk'tür. Diğerleri biraz daha dini, ahlaki boyutu olan eserler olacak. Divanı Lügat-ı Türk bunlar içinde sözlük olan tek çalışma olacak ve dolayısıyla bizim de Türk edebiyatındaki ilk sözlüğümüz olacaktır efendim. Demek ki bu sayfada neyi konuştuk? Divanı Lügat-ı Türk'ün kime ait olduğunu konuştuk. Türk kaşı şifresinden yola çıkarak da Türk'ün Divanı Lügat-ı Türk'ü kaşın da Kaşgarlı Mahmud'u hatırlamış olduğunu, hatırlatacağını söylemiş oluyorum. Anlamı da Türk dilleri sözlüğüymüş. Hemen şimdi açıklamalarına bakalım isterseniz. Önemli özelliklerini anlatmak istiyorum size. Şöyle bir görsel paylaştım. İnternette çok bulabileceğiniz bir görseldir. Bazen şunu yapıyorlar yeni nesil sorularda. Şu metinleri özellikle aldım. İlerleyen sayfalarda buna benzer metinler göreceksiniz Divan-ı Lügat-ı Türk'le ilgili. Devlet kitaplarında hatırlayacaksınız bazen Divan Lügat-ı Türk'ü verirken onunla ilgili bir giriş metni verirler. Esirgeyen, koruyan Allah'ın adıyla diye başlar. Allah'ın devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Allah onlara Türk adını verdi. Şimdi hepsini okumayacağım çok fazla vakit kaybı olmasın diye. Ama eğer buna benzer bir metin görürseniz ya da bu metnin aynısını görürseniz şuradan mesela devam edelim. Türkler himayelerini aldıkları milletleri kötülerin şerrinden korurlar. Türkçe öğrenmek gerekir. Gördünüz mü? Şu ifadeleri gördüğünüzde bu ifadeler hangi kitaptan alınmış olabilir? Kime ait olabilir soru tarzında, yeni nesil soru tarzında sizin cevabınız ne olacaktır? Divan Lügat-ı Türk olacaktır. Anahtar kelimelerimiz neymiş? Çünkü burada Türkler övülmüş. Dolayısıyla Türklerin bir cihan hakimiyeti kuracağından bahsedilmiş. O zaman demiş biz ne yapmalıyız? Türkçeyi öğrenmeliyiz. Türkçeyi öğrenmekle ilgili bir vurgu yapıldığında da bunun Divan-ı Lügat-ı Türk'e ait olduğunu hatırlamış olacaksınız. Diğer sayfamızda Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda Balasagun'u merkez alarak bir Türk dünyası haritası çizmiştir. Çünkü biraz sonra bahsedeceğim. Divan-ı Lügat-ı Türk'e oturduğu yerden yazmamış. Türklerin bulunduğu bölgeleri gezmiş yani bu eseri 2 yıl boyunca yazıyor aslında ve oturduğu yerden yazmıyor. Türk boyları arasında geziyor ve kitabında Türk dünyası haritası da mevcuttur. O yüzden ilk haritacı olarak da karşımıza çıkacaktır. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi özelliklerine teker teker bakacak olursak, biliyorsunuz bu geçiş dönemi eserleri 4 eserden oluşuyordu. Bu 4 eserden şuraya yazayım. 4 eserden Kutad Gubilik'le Divan-ı Lügat-ı Türk 11. yüzyılda, Divan-ı Hikmet'le Atabetül Hakaik'ta
12. yüzyılda yazılıyordu. Bazen denemelerde ya da testlerde bu yüzyıllarla ilgili bilinçli olarak bilgi yanlışlığı yaparlar. O yüzden her videomda buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi Divan-ı Lügat-ı Türk de 1072-1074 yılları arasında yazılmış. Türkçe, Arapça bir sözlüktür. Yine dolayısıyla ne oldu? 11. yüzyıla denk geldi. Türkçenin bilinen en eski sözlüğüdür. Şöyle altlarını çizdiğimde önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Eser Halife Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Hatırlatayım, Kutadgu Bilig Tabgaç Buğra'na sunulmuştu ve Tabgaç Buğra'nın da eseri çok beğenip Yusuf Has Hacip'e, gerçek ismi Yusuf, Has Haciplik unvanını vermişti. Yani yazılan eser o dönemde halife kimse, hükümdar kimse ona sunuluyor. Divan Lügat-ı Türk de Ebul Kasım Abdullah'a sunuluyor. Bu Abdullah ismi, yani kime sunulduğunu nasıl aklınızda tutalım? Abdullah ismi Arapça bir isim biliyorsunuz. Divan-ı Lügat-ı Türk de Araplara Türkçeyi öğretmek için Türkçe Arapça olarak yazıldı. Belki bu şekilde aklınızda kalabilir. Diğer önemli bir özelliği, biraz önce söyledim aslında, Türkçenin ilk sözlüğüdür. Bundan önce bizim sözlüğümüz ve bundan önce bir dil bilgisi kitabımız yoktur. Ve burada kırmızı olarak yazdığım şeye dikkat edin. Eser Arapça olarak yazılmıştır. Çünkü mantık nedir? Araplara Türkçeyi öğretmek için yazıldığına göre Arapça olarak yazılmıştır. Bazen bana öğrencilerim soruyor, hocam hani bu Türkçenin ilk sözlüğüydü, niye Türkçe değil falan. Bununla ilgili çünkü mutlaka seçenek oluşturuyorlar. O yüzden bu seçeneği, bu özelliğini unutmayın. Tekrar vurgu yapıyorum. Arapça olarak yazılmıştır. Devam ettim. Divan-ı Lügat-ı Türk bir sözlük olarak hazırlanmasına rağmen içinde sosyolojik, psikolojik veya gelenek ve göreneklerle ilgili bilgiler var. Yani dolayısıyla Türk edebiyatının en eski yıllarına kaynaklık eden de en önemli eser. Biraz önce ne dedim ben? Türk boyları arasında dolaşıyor Kaşgarlı Mahmut ve sözlüğünü bu şekilde oluşturuyor, bu şekilde toparlıyor aslında. O yüzden sosyolojik, psikolojik, kültürel, gelenek ve göreneklerimizin de yer aldığı çok önemli bir sözlük çalışmasıdır. Onu basit bir sözlük olarak algılamanızı istemiyorum. Eserde şu bilgiyi çok verirler testlerde. 7500 Türk Türkçe kelimenin Arapça karşılığı vardır. Bu bilgiye çok rastlayacaksınız ve bu kelimelerin açıklamalarını yaparken sav örneklerinden, sagu örneklerinden, koşuk örneklerinden de yararlanmıştır Kaşgarlı Mahmut. Yani bu ne demektir? Bir kelimeyi açıklarken onun açıklamasını veriyor. Daha sonra bu kelimenin geçtiği sagu örneğini, koşuk örneğini sav örneğinde veriyor. Bu yüzden eser ansiklopedik bir sözlüktür. Bu özelliğine de dikkat çekmek isterim. Sadece işte kelimeyi vereyim, onun açıklamasını vereyim diye basit bir sözlük çalışması değildir. Ansiklopedik bir sözlük olduğunda unutmayın, açıklamalı bir sözlüktür daha doğrusu. Biraz önce demiştim, Kaşgarlı Mahmut kelimeleri göçebe boylar arasında, Türk boyları arasında gezerek bizzat kendisi derlemiştir. Filoloji çalışması yapmış aslında. Türk toplulukları hakkında bilgi verdiği için etnografik bir çalışmadır ve içerisinde haritada olduğu için Kaşgarlı Mahmud'u ilk Türk haritacısı olarak da değerlendirebiliriz. Demek ki kendisi ilk filolog, ilk etnografçı ve aynı zamanda ilk Türk haritacısıdır. Eserini oluştururken nasıl bir yol izlediğini şöyle ifade eder. Hani biraz önce şöyle geriye gideyim bir, şuraya gelmek istiyorum. Dedim ki bazen dedim yeni nesil sorularda bu metnin özetini verirler, hangi kitaptan alındı diye sorarlar demiştim. Aynı şeyi şunun içinde yaparlar, şurası içinde yaparlar. Bazen bunu veriyorlar. Ben onların, yani Türklerin en uz dillisi, en açık anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargı kullananı olduğum halde onların şehirlerini, çöllerini baştan başa dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yama, Kırgız boylarının dillerini, kafiyelerini belleyerek faydalandım. Eğer bu metni verirlerse, bu metin hangi eserden alınmış olabilir derlerse yine sizin cevabınız ne olacaktır? Divanı, lügatı Türk olacaktır. Yeni nesil soruda bu metinde sizin işinize yarayacaktır. Devam ettim. Yazılma amacından aslında bahsettim ama yine bahsetmek istiyorum. İki tane yazılma amacı var. Bir, Türkçenin önemli bir dil olduğunu anlatmak, Araplara Türkçeyi öğretmek. Yani aslında Türkçenin de en az Arapça kadar zengin bir dil olduğunu
kanıtlamak ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Yani iki tane amacı vardır. Bu amaçları da yine gördüğünüzde cevabınız Divan-ı Lügat-ı Türk olacaktır. Yine bakın, şu metin size verilir ve Divan-ı Lügat-ı Türk istenir. Türk dili ile Arap dilinin at başı beraber yürüdükleri bilinsin diye, gördünüz mü? Direkt ifade bu şekildedir gençler. Bu ifadeyi gördüğünüzde bu ifadenin Divan-ı Lügat-ı Türk'e ait olduğunu veya Divan-ı Lügat-ı Türk'ün bu amaçla yazıldığını bileceksiniz. Devam ettim. Şunu söyledim aslında. Türkler arasında gezmiştir dedim ve amacı neydi? Bir, Araplara Türkçeyi öğretmekti. İki, Türkçenin de Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmaktı. Yine amacından bahsedilmiş. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün tek yazma nüshası vardır ve bu nüsha da Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi tarafından 1917 yılında bir sahaftan tesadüf eseri Ali Emiri Efendi'nin dikkati üzerine satın alınmıştır ve bu şekilde kaybı da önlenmiştir. Devam ettim. Örnek sorularımıza bakıyorum. İki tane örnek sorumuz var. ÖSYM tarafından sorulmuş. Hemen soruya bakalım. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek, bakın Arapça ile, yani en az Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan eserimiz hangisiydi? Divan-ı Lügat-ı Türk'tü. Divan-ı Lügat-ı Türk'tü. Buradan onu anlamış oldum. Bunun yazarı kimdi? Türk Kaşı. Türk Kaşı. Aşağıda baktım. Türk Kaşı Kaşgarlı Mahmut'tu. Devam ettim. İkinci sorumuz. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinde tak taga kavuşmaz, kişi kişike kavuşur sözü? Bu nedir? Bu bir sav örneğidir. Sav'da ben bunu mutlaka vermişimdir diye düşünüyorum. Bir sav örneğidir. Biraz önce dedim ki Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü oluştururken o Türk boylarından sav örnekleri, sagu örnekleri, koşuk örnekleri derlemişti ve sözlük çalışmasını yaparken, kelimelerin açıklamalarını yaparken bunlardan da bahsetmişti. Dolayısıyla bu en eski sav, sagu, koşuk örneklerine Divan-ı Lügat-ı Türk'te rastlamak mümkündür. O yüzden cevabımız da Denizli olmuş oldu. Çok önemli bir eserden bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer bir geçiş dönemi eserinde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Beğenmeyi veya abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.